Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Cihan Önder Günay. Ülkemizde yaşayan yabancı öğrencilere yönelik hazırlanan Uyum için Türkçe dersine hepiniz hoş geldiniz. Hadi bakalım bugün beraber neler yapacağız. Bugün seyahat ve seyahat türleri ile ilgili kavramlar nedir bunu konuşacağız. Şimdi öncelikle size bir sorum var. Seyahat deyince aklınıza neler geliyor? Örneğin buradan tatil için, ziyaret için başka bir yere gitmek bir seyahat midir? Bunu bir düşünün bakalım. Bir başlayalım. Öncelikle bir iki çocuk arasında bir metnimiz var. Okuyalım. Bu sene nereye seyahat etmeyi düşünüyorsunuz diye soruyor arkadaşına. Bu sene nereye seyahat etmeyi düşünüyorsunuz? O da biz ailecek kültür gezileri yapmayı seviyoruz. Çanakkale şehitliğine ve müzelere gideceğiz. Seyahat bir yerden başka bir yere yapılan yolculuk değil mi? Bu ailenizle yapabilirsiniz, akrabalarınızla yapabilirsiniz bu yolculuğu. Burada bir çocuk diğer arkadaşına bu sene nereye seyahat etmeyi düşünüyorsunuz diye bir soru sormuş. O nasıl bir cevap verdi? Biz ailecek kültür gezileri yapmayı seviyoruz. Kültür gezileri deyince ne geliyor aklınıza? Buna bir örnek de vermiş kendisi. Çanakkale şehitliği ve müzelere gideceğiz demiş değil mi? Müzelere. Tarihi yerleri ziyaret edeceğini söylemiş. Devam edelim. Şimdi seyahat deyince aklımıza neler gelecek? Bakalım. Nerelere gideriz? Bir seyahat olarak. Müze gezileri yapabiliriz. Otellerde kalabiliriz gittiğimiz yerlerde. Örneğin okulca müzeye bir seyahat düzenlenebilir. Okulca tüm sınıf öğretmenlerle beraber müzeye bir ziyaret düzenlenebilir. Otel, evimizin yaşadığımız yerin olmadığı bir yere tatile gidersek, oraya seyahat edersek, bu her tür olabilir. Bir iş gezisi olabilir, bir ziyaret olabilir. Eğer orada da yakınımız yoksa veya kalabileceğimiz bir yer yoksa nerede kalabiliriz? Otellerde kalabiliriz, konaklayabiliriz. Peki gittik. Bir tatile gidilmiş burada. Gördüğünüz gibi tarihi bir yer burası. Buraya giden kişiler ilk defa giden kişiler değil mi? Ve burayı bilmeyen kişiler. Bakın burada birisi var. Bu kişiye ne diyoruz biz? Buradaki tarihi yerin özelliklerini gelen insanlara anlatan kişi. Ne diyoruz? Rehber. Değil mi? Tur rehberi, turist. Peki biz rehberin anlattığı kişilere ne diyoruz? İlk defa tarihi bir yeri gezmeye giden kişilere ve herhangi bir şey olabilir bu. Tatil amaçlı gidilen yerde biz ne oluyoruz? Turist. Turist olarak gidiyoruz. Burası ne baktığımız zaman deniz var. Burası denize girilebilen bir yer, yani sahil kısmına biz ne diyoruz? Kumsal. Denize girilen yere kumsal diyoruz. Devam edelim. Şimdi az önce konuştuk. Rehber. Rehber ne yapıyordu? Ne dedik? rehber bir tarihi yer olabilir, farklı bir yer olabilir. Bilmediğimiz bir yeri gittiğimizde oraya dair bilgisi olan, bu konuda görevli olan ve oradaki özellikleri, gittiğimiz yerin özelliklerini bize anlatan kişi, rehber. Peki bunu anlattığı kişilere ne demiştik? Turist, bravo. Peki biz bir yere giderken önce ne yaparız genelde? Bir tatil planı düşünüyoruz, bir seyahat yapacağız, bir yolculuk yapacağız. Bunun için önce ne yapmamız lazım? Önce bir planlama yapmamız lazım değil mi? Bir planlama yapmak için de örneğin bir harita alabiliriz önümüze. Buna internetten de bakabiliriz. Nerelere gezeceğiz? Nasıl seyahat edeceğiz? Hangi taşıtları kullanacağız? Hangi araçları kullanacağız? Bunların biletlerini almalı mıyız erken? Gitmeden almalı mıyız? Yoksa giderken mi almalıyız, oradayken mi almalıyız? Bunların hepsini bir kararını vereceğiz, değil mi biz? Nasıl bir tatil yapacağımızı? Buna ne diyelim? Gezi planı. Farklı tatil seçenekleri var. Şimdi bu resme baktığımızda nasıl bir tatil görüyoruz? Hava soğuk, karlı. İnsanlar teleferiklerle yukarı çıkıyorlar ve oradan aşağı doğru kayıyorlar. Buna ne diyoruz biz? Kayak. Hangi mevsimde gidiyoruz? Kış. O zaman bu bir Kış turizmi. Peki buraya baktığımız zaman burada ne görüyoruz? Bir çadır. Değil mi? Burada bir çadır var. Burada insanlar ee, bir çadır alıp daha yüksek yerlere, doğanın içine gidebilirler. Bunu sahilde de yapabilirler. Çadırı kurduktan sonra orada ne yapıyorlar? Kamp. Oraya bir kamp kuruyorlar. Okul kulüpleri var, izci kulüpleri var. Bunlar öğrencileri topluca başlarında öğretmenleriyle beraber kamplara götürüyorlar ve orada örneğin iki gün konaklıyorlar. Bu seyahatin sonunda da bir kamp tatili yapmış oluyorlar. Bu bir doğa turizmi, doğa tatili. Çünkü doğada yapılan bir etkinlik. Şimdi baktığımız zaman tatile gideceğiz. Bir planlama yapmamız lazım değil mi? Örneğin gezi planımızı oluşturduk. Valizimizi, bavulumuzu hazırladık. Nasıl bir tatili seçeceksek, eğer örneğin kış turizmi olabilir, doğa turizmi olabilir, yaz turizmi olabilir, tatil turizmi. Bunların hangisini seçeceksek eğer veya kültür turizmi olabilir. Ona göre bir bavul, valiz hazırlarız kendimize. Valizimizi hazırladık. Örneğin bakalım. Burada ne var? Yurt dışına çıkacağız diyelim. Kendi ülkemizden başka bir ülkeye gitmek istiyoruz. Bunun için bazı yapmamız gereken işlemler var. Bazı işler var. Bunlardan birisi de pasaport almak. Çünkü başka bir ülkeye giriş yaparken bizden bazı belgeler isteyecekler. Bunların da en başında pasaport gelecek. Pasaportta nereden nereye ulaşım yaptığımız, nereden nereye seyahat yaptığımızın tüm bilgileri mevcut. Şimdi aşağıda ne var? Bir bilet var, değil mi? Eğer nereye gideceksem yurt dışı olabilir, yurt içi olabilir. Tatil seçeneklerime göre değiştirebilirim. Ama biletimi alacağım. Biletimi aldım. Sonrasında biletimi nereden alabilirim peki? Bakın burada da onunla alakalı bir seçeneğimiz var. Örneğin ben ailemle beraber tatil gitmek istiyorum. Biz dört kişiyiz. Hep beraber tatil yapacağız. Arabamıza bindik ve tatile çıktık. Bu kendi kararımızla yaptığımız bir tatil. Kendimiz neyi nasıl, nasıl yapmak istiyorsak planımızı ona göre belirledik ve gittik. Ama farklı turlar var, farklı tatil seçenekleri var, otellerin kampanyaları var. Bunların hepsini nereden öğrenebilirim? Bu işi yapan bir birim var. Bu da seyahat acentelerinden. Seyahat acentesine gidiyorum. Oradaki görevli kişiyle konuşuyorum. Diyorum ki ben bir tatile çıkmak istiyorum. Benim bütçem şu kadar, isteklerim bunlar. Bunları karşılayan tatil seçenekleri nelerdir? Lütfen beni bilgilendirin diyorum. Bu görevli kişi de kendisi kendi sisteminden bu bilgilere erişiyor. Ben neleri istiyorsam ona karşılık gelen tatil seçeneklerini bana sunuyor. Ben de böylece ondan bu hizmeti almış oluyorum. Devam edelim. Tatile gideceğim. Kendi aracımla gitmeyeceğim. Örnek veriyorum. Kendi aracınızla da gidebilirsiniz. Ama otobüsle gidebilirim. Çok yakın, çok uzak değilse otobüsü kullanabilirim. Otobüs nereden kalkacak peki? Otobüse binmek için, bu seyahat için, bu yolculuk için ben nereye gideceğim? Otobüs terminali. Otobüs terminali. Diğer bir adıyla otogar. Yurt dışına çıkacağım veya yurt içinde daha uzak bir yere gideceğim. Örneğin ve Kısa zamanda gitmek istiyorum. Bir an önce oraya ulaşmak istiyorum. Ne kullanabilirim? Uçak. Peki uçağın kalktığı yer neresi? Hava alanı veya havalimanı. Hava alanı. Bakın burada da başka bir isim var. Burası neresi? Bakıyorum. Burada ne var? Bu bir tren. Değil mi? Bu bir tren. Örneğin günümüzde şu an artık hızlı trenler de var. Ama tabii daha yavaş giden trenler de var. Bunlar, bunlardan birisini bir önceki resimde gördüğümüz gibi, bir önceki slaytımızda gördüğümüz gibi seyahat acentesine sorabilirim. Veya internetten bakabilirim. Trenle, hızlı trenle buradan Eskişehir'e gitmek istiyor olabilirim örneğin. Ankara'dan Eskişehir'e veya Konya'ya gitmek istiyor olabilirim. Bununla ilgili trenin eğer trene bineceksem tren nereden kalkacak? Tren garından. Yani diğer bir adıyla tren istasyonundan. Kalkacak. Biletimi alacağım. Oraya gideceğim. işlemlerimi hallettikten sonra trene binip yolculuğumu, seyahatimi yapabilirim. Bir başka seçeneğimizde ne olabilir? Resimde ne görüyoruz? Bir gemi. Bir gemiyle denize açılmak isteyebilirim. Değil mi? Gemiyle bir yolculuk yapmak isteyebilirim. Buradan başka bir ülkeye veya ülke içinde başka bir şehre gemiyle gitmek isteyebilirim. Peki gemiye nereden bineceğim ben? Gemiye, liman, liman. Şimdi otobüs için otobüs terminali, otogar dedik. Uçak için hava alanı, havalimanı dedik. Tren için tren garı, tren istasyonu dedik. Ve gemi için de liman. Bunların bu ulaşım araçlarının kalkış yaptıkları yerler. Şimdi hep beraber sırayla bir tatil planlayalım. İlk olarak gezi planımızı oluşturduk. Konuştuk. Gezi planımızı oluşturduk. Diyelim ki yurt dışına gitmek istiyoruz. Pasaportumuzu aldık. Pasaportumuzu aldık. Devamında seyahat acentesine başvurduk. Seyahat acentesi bize tatil seçeneklerini bizim kendi isteğimize göre olan tatil seçeneklerini sundu. Birisini seçtik, biletimizi aldık. Valizimizi hazırladık. Sonrasında e, seyahatimize başladık. Nerede konaklıyoruz? Bir otelde. Bir otel seçtik. Oradaki tarihi turistik yerleri geziyoruz. Örneğin bir müze gezisi var burada. Bu müze gezisinde bize yardımcı olan kimdi? Tarihi turistik yerleri gezerken. Bize yardımcı olana ne demiştik? Rehber demiştik. Gördüğümüz gibi rehber. Burada bir rehber var. Ve onun bilgi verdiği, gidilen yerle ilgili bilgi verdiği turistler var. Son olarak da başka bir tatil seçeneği olarak da denize girebiliriz. Bunların hepsini bir tatilde gerçekleştirebiliriz. Şimdi bir metnimiz var. Hep beraber bir seyahat, bir yolculuk ve bir ziyaret hakkında bir okuyalım. Sonra da sorularını cevaplayacağız. Sevgili günlük, bir hafta, bu hafta bir akraba ziyareti yapacağız. Bu ziyaret onlara sürpriz olacak. Giderken uçakla gideceğiz. Dönüşte bilet bulamadık. Bu nedenle otobüsle döneceğiz. Uçağa ve otobüse gitmek için taksi ve metroya bineceğiz. Seyahat için hangi ulaşım araçlarını kullanacağız ve araçlara nereden bineceğiz bir plan yaptık. Yola yarın çıkacağız. Tamam söylüyorum. Biz Halamı ve ailesini ziyaret edeceğiz. Onlar Kayseri'de bir köyde yaşıyorlar. Dönünce yine yazacağım. Görüşürüz günlük. Bir çocuk bir günlük tutmuş değil mi? Şimdi size bazı sorularım var. Giderken ne kullanmışlar? Hangi ulaşım aracını kullanmışlar bu seyahatte? Uçak. Uçakla gideceklermiş. Peki dönüşte uçağa bilet bulamamışlar. O yüzden bu nedenle otobüsle döneceklermiş. Uçağa ve otobüse gitmek için de taksi ve metroya bineceklermiş. Uçak ve otobüsün kalkacağı otogara ve havaalanına gitmek için taksi ve metroya bineceklermiş. Bununla ilgili bu seyahatle alakalı bir plan yapmışlar. Bir planları var ve yola yarın çıkacaklarmış. Bu çocuk halasını ve ailesini ziyaret edecekmiş. Onlar da Kayseri'de bir köyde yaşıyorlarmış. Bize dönünce tekrar deneyimlerini yazacağını söylemiş. Şimdi peki biz ne ile seyahat ediyoruz? Bir de buna bakalım. Örneğin burada bir uçak var. Uçak. Burada bir helikopter var. Helikopter. Peki bu iki ulaşım aracının, bu iki taşıdın ortak özelliği nedir? Bir düşünün bakalım. Uçak ve helikopter. Bu ikisi de nerede uçan, nerede giden araçlar? Havada gidenler. O yüzden bunlar hava yolu olarak adlandırılıyorlar. Uçak, helikopter, hava yolu. Bu resme bakalım. Bir araba, otobüs ve minibüs var. Araba, otobüs, minibüs. Bu üçü için nerede gidiyorlar diye sorduğumuzda nasıl bir cevap vereceksiniz? Karada yani yerden gidiyorlar. Bunlara ne diyoruz? Karayolu. Karayolu. Uçak, helikopter, hava yolu ulaşım araçlarıydı. Araba, otobüs, minibüs de karayolu ulaşım araçları. Seyahat taşıtlarımız. Buraya bakalım. Burada ne var? Bir gemi var. Bir vapur var. Bir tane de feribot var. Örneğin bu gemiyle çok uzak yerlere deniz üzerinde bir tatil yapabiliriz. Gemiden hiç ayrılmayabiliriz. Böyle bir tatil yapabiliriz. Vapurla örneğin şehrin bir tarafından başka bir tarafına aradaki deniz kısmını, denizin olduğu bölümü geçmek için daha yani daha kısa mesafelerden bahsediyorum. Vapuru kullanabiliriz. Feribot da arabamızla, aracımızla geçmek için resimde gördüğünüz gibi kullanabileceğimiz bir deniz taşıdı. O zaman bunlara ne diyeceğiz? Bunlar denizde gidenler yani deniz yolu ulaşımı. Deniz yolu ulaşımı. Bakalım tren, metro ve tramvay. Tren, metro ve tramvay. Bunlar da tren başka bir şehre seyahat etmek için kullandığımız bir ulaşım aracı. Metro şehir içerisinde Yer altından giden, bildiğiniz gibi, yer altından giden bir ulaşım aracı. Tramvay da yine aynı şekilde. Bu üçü için de kullanacağız? Demir yolu. Çünkü bunların ortak özelliği trenlerin bir demirin üzerinde, bir belirlenmiş bir yol üzerinde gidiyor olmaları. Demir yolu ulaşımı. Şimdi gelin hep beraber bir tren yolculuğu yapalım. Bizim bu metindeki başlığımız Doğu Ekspresi treni. Doğu Ekspresi treni. Ben okuyorum siz de lütfen dikkatlice takip edin. Doğu Ekspresi treni Ankara Kars arasında her gün gidiş geliş yapmaktadır. Doğu Ekspresi treni Ankara Kars arasında her gün gidiş geliş yapmaktadır. Bu tren Ankara Kars yolculuğunu yaklaşık 24 saatte tamamlamaktadır. Ne kadar sürüyormuş Ankara-Kars arası yolculuk seyahat? Yaklaşık 24 saat. Doğu Ekspresi demir yolu üzerindeki doğal güzellikler nedeniyle çok meşhur oldu. Fotoğraf sanatçıları, seyyahlar ve maceracı insanlar Doğu Ekspresi treni ile çok fazla seyahat etmeye başladı. Ben de hemen hemen bir gün süren bu tren seyahatini çok merak ediyorum. İlk fırsatta Doğu Ekspresi treni ile seyahat etmeyi düşünüyorum. Şimdi bir insanın birisinin görüşlerini dinledik. Ama öncelikle bize Doğu Ekspresi trenini tanıttı. Ankara Kars arası gidiş geliş yapan yaklaşık bir gün yani 24 saat süren bir yolculuk. demiryolu üzerindeki e, güzellikler nedeniyle de fotoğraf sanatçıları, seyyahlar, gezginler, maceracı insanlar fotoğraf çekmek, seyahat etmek, güzel bir tatil geçirmek için bu ulaşımı, bu Doğu Ekspres trenini kullanıyorlarmış. Resimde gördüğümüz gibi. Şimdi hep beraber bunları cevaplayalım. Hangi taşıt nereden kalkar diye bir sorumuz var. Hangi taşıt nereden kalkar? Uçakla başladık. Uçak nereden kalkıyordu? Hava alanı veya havalimanı. Hava alanı. Uçak hava alanından kalkıyordu. Uçağa binmek için havaalanına gidiyorum. Bakalım otobüs nereden kalkıyordu? Otobüs nereden kalkıyordu demiştik? Otobüs otogardan. Otobüs otogardan kalkıyor değil mi? Uçak havaalanı otobüs otogar. Gemi nereden kalkıyor demiştik biz? Gemi gemi limandan kalkıyor. Gemiye binmek için limana gitmem gerekiyor. Ve tren tren nereden kalkıyordu? Tren Tren garı veya tren istasyonu Tren garından kalkıyor. Peki şimdi bakalım. Tatilde ne yapıyorsun? diye bir soru yöneltiyorum size. Bu soruyu sizlere de yöneltiyorum. Sizler de lütfen yaz, kış, doğa tatilleri eğer yaptıysanız neler yaptığınızı bir düşünün. Örneğin burada bir resmimiz var. Burası bir kış turizmi, yani bir kış tatili. Kış mevsiminde yapılan kayak yapılan örneğin bir tatil seçeneği. Havanın soğuk olduğu bir tatil seçeneğimiz. Kış turizmi, kış tatili. Buraya bakıyorum. Burada bir dağcı var. Dağa tırmanıyor. Muhtemelen kamp kurmuş olabilir. Burada çünkü etrafta başka bir şey görmüyorum. Ne diyeceğiz buna? Bu nedir? Nerede yapılan bir etkinlik? Doğada. O zaman doğa turizmi, kamp turizmi. Doğa turizmi. Burada gördüğünüz gibi bir cami var. Tarihi bir yer. Bu camiye, e, Ayasofya Müzesi burası. Bu camiye gittiğimizi düşünelim. Bu camiye gittiğimizde e, tarihi bir yeri geziyoruz. Örneğin bir rehber bize anlatıyor. Biz orada ha, ne konumundayız? Bizler turistiz. Çok güzel. Bu gezimize ne diyeceğiz? Kültür turizmi, kültür gezisi. Yani bir müzeyi, tarihi bir yeri gezdiğimiz zaman kültür turizmi, kültür gezisi. Burada da resimde görüyoruz? Sıcak suların kaynadığını görüyoruz. Burası bir sağlık turizmi. Bir kaplıcaya gidilmiş. Burası bir sağlık turizmi. İnsan vücuduna iyi gelen sıcak sularla yapılan bir turizm seçeneği. Sağlık turizmi. Burada da bir örnek olarak bir deniz turizmi. Gördüğünüz gibi denize giren insanlar, gemiler, yelkenliler, ve bir sahil, bir kumsal fotoğrafı var. Bu da bir deniz turizmi, deniz tatili. Şimdi tekrar edelim. Kış turizmi, kış tatili, doğa turizmi veya kamp turizmi diyebiliriz. Doğa turizmi doğada yapılan. Kültür turizmi tarihi yerleri gezerken müze gibi yaptığımız turizmin adı kültür turizmi. Burası sağlık, insan vücuduna iyi gelen, e, sağlık öğelerinin, sağlık unsurlarının iç, edinmek için yaptığımız bir turizm. Sağlık turizmi. Son olarak da yazları denize girilen deniz turizmi. Deniz tatili. Şimdi sizinle beraber bir metin oluşturacağız. Ortada bir gezi planımız var. Beraber bir gezi planı yapacağız. Etrafında da anahtar kelimelerimiz var. Bu anahtar kelimelerin hepsini kullanarak burada bir metin oluşturacağız. Gezi planında neler varmış? Otel, seyahat, otobüs, bilet, kamp, müze. Bununla, bu, bu gezi planından yola çıkarak bir metin oluşturalım bakalım. Ve bunu okuyalım. Bakalım buradaki tüm anahtar kelimelerimiz kullanılmış mı? Arkadaşım ile haftaya 5 günlük bir gezi planı yaptık. Bolu otobüsünden 2 kişilik bilet aldık. İlk önce 3 gün Bolu merkezde bir otelde kalacağız. Bir gün Gölcük ve bir gün Abant Gölü'nü gezeceğiz. Üçüncü gün müzeleri gezmeyi planlıyoruz. Sonraki iki günümüzde yedi göllerde kamp yapmayı düşünüyoruz. Eminim seyahatimiz çok güzel geçecek. Şimdi burada ne dedik? Gezi planımız. Bilet aldık. İki kişilik bilet aldık. Devamında ne vardı? Otobüsü kullandık. Müzeleri gezdik. Otelde konakladık. Otobüsle bir seyahat yaptık. Tüm anahtar tüm bilgilerimizi burada kullanmış olduk. Şimdi sorularımız var. Sorularımızı cevaplayalım. Bu taşıtların hepsini öğrendik. Şimdi bakalım sorumuz neymiş? Yukarıdaki görseller yani bu resimler hangi seyahat yoluna aittir? Evet bunlar hangi seyahat seçeneğiydi bizim için? Nerede gidiyorlardı bir düşünün. A şıkkı karayolu, B deniz yolu, C demir yolu, D seçeneği de hava yolu. Bunlar nerede giden taşıtlardı? Cevabımız deniz yolu olacak. Deniz üzerinde giden taşıtlar. İkinci sorumuz hangisi karayolu taşıtlarından birisi değildir? Hangisi karayolu taşıtlarından birisi değildir? Bakalım A araba, B minibüs, C tren, D seçeneği de otobüs. Bizden ne istiyor? Karayolu taşıdı olmayanı bulmamızı istiyor. Bakıyorum hangisi olacak buradan? Tren. Araba, minibüs ve otobüs karayolu ulaşımıydı. Tren ise demir yolu ulaşımıydı. Evet arkadaşlar sorularımızı da cevapladık ve bugünlük dersimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.